3 yılında dönemin şube başkanı Sayın Cüneyt Zeytinci'nin başkanlığında alındı bu arsa. 2013 yılından bu yana 7 yıl geçti. 7 yılda biz mimarlar ancak bu binayı tamamlayabildik. Tabii bu uzun süre içerisinde geçen çok şey oldu ama özellikle 2018 yılında şube başkanı olarak seçildikten sonra seçildiğimiz yönetim kurulumuzla birlikte bütün gücümüzü, bütün özverimizi, ilk önceliğimizi bu binanın yapımına adadık. Tabii sadece bizim özverimizle veya meslektaşlarımızın bize desteğiyle bu iş olmadı. Özellikle sağ olsunlar genel merkezimizin çok büyük maddi desteği oldu. Şubelerimiz çok çok ciddi destek verdiler maddi anlamda, manevi anlamda. Tabii dediğim gibi 2018 yılında Ocak ayında şube başkanı seçildikten sonra ilk işimiz kaba hali aşağı yukarı tamamlanmış olan binanın iç mekanlarının projelerin hazırlanmasıydı. Bu noktada sağ olsun bu işi bilabedel üstlenen ve tüm iç mekan projelerini bedelsiz olarak yapıp işin takibini yapan sevgili Gülşin'in aramızda orada şu anda. Çok çok teşekkür ediyorum kendisine. Dediğim gibi saydığım, sayacağım aslında çok şey var. Çok teşekkür etmek istiyorum herkese ama sırayla teşekkür edeyim. Atlamamak da istiyorum. Bu binanın yapımında maddi desteklerin yanında bize açıkçası en büyük desteği veren, birazdan plaket töreninde kendilerini sırayla davet edeceğim firmalar var. 50'nin üzerinde firma bize maddi destek sağladı, aynı destek sağladı. İlaveler birçok işi, birçok hizmeti karşılıksız olarak gerçekleştirdiler. Onlar da olmadan bu iş olmuyor açıkçası. Tabii bu süreçte bu saydığım insanlar, firmaların yanında bize en büyük desteği veren, yönetim kurulunun içinde olmamasına rağmen canla başla çalışan Can kardeşim, sevgili Can yoldaşım Cihan Sarıcıoğlu'na çok çok teşekkür etmek istiyorum. Bu uzun sürecin ardından, dediğim gibi saydığım 7 senenin ardından 23 Nisan 2020'de yani Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin 100. kuruluş yıl dönümünde binamıza taşınabildik. Ancak biliyorsunuz pandemi sebebiyle maalesef ki açılışımızı gerçekleştirememiştik. Ve bugüne nasip oldu. Sağ olsun son MYK'nın yaklaşık 3 hafta sonra görevlerini devredecekler. Onlara da bu açılışın nasip olmasını istemiştik. Mimarlar Odası olarak bundan sonra umarım bu mekanda yenilikler yapmaya devam edeceğiz. Biliyorsunuz biz mimarlar mekanları tasarlarız. Mekanları tasarlama sanatı bizim işimiz. Ve bu yeni mekanda da bundan sonra çok çok daha güzel işler yapmaya, meslektaşlarımızı haklarını korumaya, mesleğimizi yüceltmeye ve kamusal alanda yapılacak bütün çalışmalarda herkesle birlikte ortak paydada buluşmaya devam edeceğiz. Ben sözü çok fazla uzatmak istemiyorum. Katıldığınız için hepinize çok çok teşekkür ederim. Bu zor koşullarda bizleri yalnız bırakmadınız. Bu mutlu günümüzde bizleri yalnız bırakmadınız. Çok çok sağ olun, var olun. Görüşmek üzere, sağ olun, saygıcakla kalın. Ve şimdi konuşmasını yapmak üzere Genel Başkanımız Sayın Eyüp Muhçu'yu sahneye davet ediyorum. Merhabalar. Değerli dostlar, bugün güzel bir tören için bir araya geldik. 11 Mart tarihinde Dünya Sağlık Örgütü pandemi ilan ettikten sonra çok güzel şeyler olmadı. Neredeyse gülmeyi unuttuk. Hoş, karşılıklı yüz yüze sohbetleri neredeyse unuttuk, gerçekleştiremedik. Sosyal, toplumsal varlık neredeyse olmamaya başlamıştık. Bu anlamda bu tören son derece önemli. Ancak biz Mimar Odası Genel Merkezi olarak sürekli pandemiden korunmak için izolasyon koşullarının sağlanması, önlemler alınmasının öncelikli bir konu olduğunu ve kesinlikle bu konuda titiz davranmamız gerektiğini söylüyoruz meslektaşlarımıza, oda çalışanlarına ve bir dizi tedbirler aldık. Bu tedbirleri burada da birlikte alalım. İçinde bulunduğumuz mekana göre yeterinden fazla yoğunluğumuz var. Bunu dikkate alarak maskelerimizi çıkartmasak, biraz araya fiziki mesafe koyarsak iyi olur diye düşünüyoruz. Çünkü Türkiye'de çok olumsuz örnekler yaşanabiliyor düğünlerde, başka yerlerde. Buradan böyle bir afet çıkmasın.
çıkmayacak. Bunu dileyerek ben konuşmama başlamak istiyorum. Değerli arkadaşlar, Denizli Şubemiz Mimarlar Odası'nın gücüyle en çok çalışan, emek veren, mimarlık ve şehircilik için mücadele eden şubelerimizden bir tanesi. Nihayetinde bu birikim mekan örgütlenmesinin geliştirilmesi yeni bir mekan olanağını bizlere sağladı. Bu mekanın elde edilmesi sürecinde emeği geçen bütün arkadaşlara buradan teşekkür ediyoruz. Cüneyt Zeytinci arkadaşımız ve daha sonra Merkez Yönetim Kurulu'nda bir arada olduk. Merkez Yönetim Kurulu'nda güzel bir çalışmayı birlikte sürdürüyoruz. Şube Başkanımız Serdar aldığı bayrağı devam ettirdi. Zor kriz koşullarına rağmen bu binanın tamamlanmasında çok büyük özverisi ve emeği oldu. Biz de Merkez Yönetim Kurulu ve odanın şubeleriyle birlikte binanın tamamlanması için destek vermeye, katkı sunmaya çalıştık. Güzel bir bina olduğunu düşünüyoruz. Biz mimarlar şehirde binaları gördüğümüz zaman kimisini görmek istemeyiz. Mekan tasarımı gerçekleştirdiler. Bunun için de kendilerini kutluyor, teşekkür ediyoruz. Değerli dostlar, oda mekanı sadece mimarların mekanı değil. Bunu özellikle vurgulamak istiyorum. Çünkü oda mimarlık ve şehrin gelişmesi için çalışmayı hedef olarak benimsemiş. Bu konuda kim duyarlıysa, bu konuda kim çalışma yapmak istiyorsa, bu mekan herkesin mekanı, kamusal bir alan. Yeter ki Denizli'nin, Denizlilerin yaşam kalitesinin geliştirilmesi, Denizli'nin doğal, kültürel değerlerinin korunması için çaba göstermeyi öncelesin. Herkesin binası ve bu kamusal alanın Denizli'nin mimarlık, kültür ve sanat envanterine de kayıtlı olacağını ve bunu da şimdiden hak ettiğini söyleyebiliriz. Bu mekanla birlikte mimarlar kendi sosyal aktivitelerini, mesleki diyaloglarını, becerilerini geliştirmeyi ve bilgilerini güncellemeyi bu mekan üzerinden sağlayabilecekler. Ve bunun Denizli içinde, mimarlar içinde bir şans olduğunu sizlerle gurur duyarak paylaşmak istiyorum. Bütün arkadaşlara ben şimdiden başarılar diliyorum. Sizlere de sevgi ve saygıyla selamlıyorum. Genel Başkanımıza teşekkür ediyoruz. Ve şimdi Merkez Efendi Belediye Başkanımız Sayın Şeniz Doğan'ı sahneye davet ediyorum. Sayın Büyükşehir Belediye Başkanım, ilçe belediye başkanlarım, odalarımızın başkanları, siyasi parti temsilcilerimiz, çok değerli mimarlarımız, Denizli hemşehrilerim, sizleri sevgiyle, saygıyla selamlıyorum. Hoş geldiniz. Bugün burada bugünümüzün ve geleceğimizin yapılarını tasarlayan, kentimizin kent kimliğini yapan çok değerli mimarlarımızla birlikteyiz. Hepsine çok çok teşekkür ediyorum. İyi ki varsınız. Bizler göreve geldiğimiz tarihten itibaren odalarımızla ve sivil toplum kuruluşlarımızla güzel bir çalışma içine girdik. Bu saatten sonra da bu işbirliğimizi aynı şekilde devam ettirmek istiyoruz. Yeni binamız hayırlı uğurlu olsun. Başarılar diliyorum. Sözü fazla uzatmak istemiyorum pandemiden dolayı. Başkanıma da çok çok teşekkür ediyorum. Ve şimdi Pamukkale Belediye Başkanımız Sayın Avni Orki'yi sahneye davet ediyorum. Çok saygıdeğer Büyükşehir Belediye Başkanım, çok saygıdeğer Genel Başkanımız, tabii ki Denizli'mizin kıymetli Mimarlar Odası'nın başkanı ve diğer üyeleri, siyasi partilerimizin başkanları, ben öncelikle sizleri ve aynı zamanda tabii ki belediye başkanı arkadaşlarım öncelikle saygıyla, sevgiyle selamlıyorum.
Uzun yıllardır bu binanın biz de gözlemcisi olduk. Komşuyduk çünkü. İnşaatın başladığı andan itibaren gerek kullandığımız otoparktan gerek iş yerimizden şöyle baktığımızda sürekli bu binayı görüyorduk ve nasıl bir bina çıkacağını da ortaya merakla bekliyorduk. Tabii binalara çok fazla anlamda yüklememek gerekiyor. Aslına bakarsanız esas mesele binalarda değil, sizlerin yani mimar ve mühendislerin özellikle kalbinde, aklında ve ruhunda. Şehirlerimizin geleceği şekillenirken özellikle mimar ve mühendislerimizin çok büyük desteğini alıyoruz ve görüyoruz. İnşallah burada, tabii ki binalar da önemli şunun için, inşallah burada o ruhunu ortaya koyan, yüreğini ortaya koyan siz değerli mimar ve mühendis arkadaşlarımız toplantılar gerçekleştirecekler. Burada şehirlerin yürüyüşüne dair bir takım o kararları da alacaklar. O kararları yerel yöneticilerle paylaşacaklar. Belki buradan alınacak bir takım kararlarla bu şehirlere simgesel bir takım yapılar da, binalar da yapılacak. İnşallah kazasız belasız olsun. İnşallah burada huzur dolu toplantılar yapılsın, buluşmalar yapılsın. Ve yine inşallah burada siz oda mensuplarının birbirlerini daha iyi eğiteceği, geliştireceği, geleceğe daha fazla vizyon taşıyabileceği nice buluşmalara imza atılsın diye temenni ediyorum. Hayırlı uğurlu olsun, başarılar diliyorum. Teşekkür ederiz. Ve şimdi Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Osman Zolan'ı sahneye davet ediyorum. Evet, çok değerli başkanlarımız, çok değerli mimarlarımız, böyle güzel günde güzel bir açılışı hep birlikte gerçekleştiriyoruz. Tabii ki mekanlar çok çok önemli. Hele hele kurum anlamında, oda anlamında, yapıların üyelere hizmet etme anlamında ve şehre böyle bir kimlik verme anlamında çok çok önemli. Tabii ki biliyorum biz de en başta bu işe vakıf olduk. Bu arsa alındığında dediler ki oda başkanımız, biz böyle bir arsa alıyoruz başkanım, burada plan değişikliği gerekiyor. Tabii ki dedik, başımızın üstüne en az sizin kadar belki sizden daha fazla bu şehrin başkanı olarak mutlu oluruz dedik. Ve tabii ki baktım burada güzel bir eser çıkmış. Emek veren, destek veren herkese, başta başkanımız olmak üzere çok çok teşekkür ediyorum. Bu bina tabii ki bir kimliktir. Bu bina kendi ihtiyacına göre odamız planlamıştır. Ve burada hizmet kalitesi üst seviyeye çıkacaktır. Üretim de artacaktır. Ve buradan hizmet alacak olan mimarlarımız, üyeleri ve bütün şehrimiz daha kaliteli, daha üst seviyede ve tüm düzenleri yansıtır şekilde, etkili bir şekilde bu binamız inşallah hizmet verecektir. Zaten şehrimizde gerçekten birçok mimarımız yapmış olduğu eserleriyle tüm mimarlarımız. Ama özel olarak şunu belirtmek istiyorum. Anıtsal yapı anlamında özel sektör tabii ki o işe çok fazla niyetlenmez. Tabii ki olayın ticari boyutu var. Anıtsal mimarları, mimariyi kurumlar yapar. Odalar yapar. Ben Sayın Başkanımıza ve yönetimine ve tüm destek verenlere huzurunda çok çok teşekkür ediyorum. İşte mimarlar odamız şehrimize anıtsal değerde olan bir yapıyı kazandırmıştır. İnşallah diğer odalarımız ve diğer kurumlarımız şehrimize sadece bir bina değil, kimlikli bina, anıtsal niteliği taşıyacak olan bir binayı nasip etsin, yapmaya nasip etsin ve kullanmaya nasip etsin diyorum. Ve bu duygularla dışarıdan gelen başta genel başkanımıza ve tüm misafirlerimize hoş geldiniz diyorum. Hayırlı ve uğurlu olsun efendim. Teşekkür ediyoruz. Ve şimdi milletvekilimiz Sayın Yasin Öztürk'ü sahneye davet ediyorum. Hepinize hayırlı akşamlar.
Sayın Mimarlar Odası Genel Başkanı'nın belirttiği üzere pandemi sürecinde yoğunluğunu da dikkate alarak ben sadece selamlama konuşması için kürsüye geldim. Öncelikle sevgili mimarlarımıza hayırlı uğurlu olsun. Sonuçta yarı resmi bir kuruluşun kendine ait öz malında oturması kadar güzel bir şey yok. Hepinizi tekrar saygı ve sevgiyle selamlıyorum. Teşekkür ediyoruz. Ve şimdi Buldan Belediye Başkanımız Sayın Mustafa Şevi'yi davet ediyorum sahneye. Sayın Başkanım, tebrik ediyorum. Hayırlı uğurlu olsun. Değerli mimar arkadaşlar, dinleri bana yaptıklar başkanım. Tekrar tebrik ediyorum. Başarılar diliyorum. Sağ olun. Teşekkür ederiz. Şimdi açılış kurdelesini kesmek üzere Genel Başkanımız Sayın Eyüp Muhçu, Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Osman Zolan, Pamukkale Belediye Başkanımız Sayın Avni Örki, Merkez Efendi Belediye Başkanımız Sayın Şeniz Doğan ve binanın yapımında görev almış geçmiş dönem şube başkanımız ve Genel Merkez Yönetim Kurulu üyemiz Sayın Cüneyt Zeytinci ve yine binanın yapımında görev almış geçmiş dönem şube başkanı Sayın Suat Bilgi ve milletvekilimiz Yasin Öztürk'ü davet ediyorum. Durun basın bir dakika. Basın orada dursun, buradan geçiyorlar. Dışarı. Yok yok, kapıya. Arkadaşlar dışarı. Güzel oldu. Biri yolu kapasın olmadı. Tebessümümüz görünmüyor artık, idare edin. Ama onlar kimin tebessüm ettiğini bilirler. Sayın Başkanım. Sen ve ben. Evet. Kesiyorum. Hayır.